gidelim abi. Genel bilgiler verelim size. Size Federal Demokratik Cumhuriyet Nepal olarak tanınıyor resmi olarak. Ondan sonra da yüz ölçümü 147.181 km². Ne kadar? Türkiye'den böyle Türkiye'nin 7 yani 7 tane Nepal yaklaşık çıkar yani. O kadar büyük. Zaten az önce anlattım size Çin ile Hindistan'ın arasında 4 şey coğrafya olarak 14 bölgeye bölünmüş bir ülke ve yeni sisteme geçti. Zaten yukarıda görürsünüz Federal Demokratik yazıyor. Federal sisteme geçtiği için artık 7 farklı şey eyaletleri var. Başkenti de Kathmandu. Nüfusu yaklaşık İstanbul mu? İstanbul yani o civar değil mi? Resmi dili Nepalli. Nepalce diyebilirsiniz. Bu da eski bir dil var diyor o bölgede. Hindistan, şu Pakistan bildiğiniz Bangladeş yani tüm Güney Asya'da eskiden böyle bir dil var. Sanskritçe. Belki ararsanız bulursunuz Google falan da. Orada şey Sanskritçe diye eski bir dil var. Hatta ben de biraz hafif araştırdım böyle. Sanskritçe ile Farsçanın bayağı yani bağlantı varmış. Hangisi eski olduğunu belki tartışılır. Ama bizim dilimizde ondan geliyor. Hintçe, Bengalce ve diğer yani 1000 civarı diller var Sanskritçe'den gelen. Yine biraz ekleyeyim bilgileri. Nepal'de bulunan şu tepeler, Himalayalar dedim ya. Dünyanın en yüksek 10 dağlardan 8 tanesi Nepal'de. Everest biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en yüksek dağı Nepal'de işte. Ondan sonra çok ilginç bir olay var böyle. Her ülkenin böyle bağımsızlık günü bilmem o tarz bir şey oluyor değil mi? Nepal'in bağımsızlık günü yok. Çünkü kimse şey işgal etmemişti. Edememiş daha doğrusu. Bir ara İngiltere denemişti ama biliyorsunuz böyle dağlar yukarıdan taş atıyoruz gidiyorlar. Sadece en yüksek noktası değil hem de en uzun parçası bile Himalayaların en uzun parçası bile Nepal'de. Himalayaları biliyorsunuz değil mi? Himalayalar yani, evet. Şimdi Himalay yaklaşık böyle 2400 kilometre şey uzunluğu olduğu bir dağ serisi. Onun en uzun parçası Nepal'de bulunuyor. Yaklaşık 800 kilometre. İşte aynı zamanda Buda belki duymuşsunuzdur son zamanlarda. Budizm'in kurucusu. Şimdi Buda'nın doğum yeri. Onun doğum yeri aslında o şeydi, bir prensti. İlk başta bir prensti. Adam sonra diyor ki yani hayatta niye bu kadar zorluk falan var. Ondan sonra yola çıkıyor. Ondan sonra aydınlanma falan çok hikayeler var. Onun doğum yerini de göstereceğim zaten size birazdan. Nepal'de şu an yaklaşık 80'den fazla hatta etnik gruplar bulunuyor. Hem de 123'ten fazla diller ve dil ve lehçeler konuşuluyor. Ondan 8 tanesini biliyorum ben de. Ve çok böyle enteresan, çok eşsiz bir bayrak da var Nepal. Genelde gördüğünüz böyle dörtgenli oluyor değil mi bayraklar? Bizimki biraz farklı, üçgenli var böyle. İki tane üçgen var orada. Birazdan görürüz onu da. Ve roughguides.com ve diğer web sitelere göre dünyanın böyle seyahat edilen veya edilebilen en iyi ülkelerden birisiydi. Hatta birincisi bile bazıları göre. Nepal'in bayrağı böyledi. Şey var, böyle iki tane üçgen bölge gördüğünüz gibi. Yukarıdaki ay, aşağıdaki de güneş yani. Şu kenarındaki mavi rengi şeye yansıtıyor, barış ve içindeki şu kırmızı da kan yani. O bölgede çok böyle cesur ve çok böyle zaten Türk milleti gibi bizim şu Nepalliler, Gorkhaliler özellikle şeydir yani çok böyle savaşçı, çok iyi ve cesur savaşçı olduğunu söylenir. İsterseniz bakabiliyorsunuz hem de şu İngiltere'nin, burada bir acayip bir senaryo yine de var. Anlatayım size. İngiltere ne yaptı? Bize işgal etmeye çalıştı. Edemediler. Yani adamlarda yani bilmem top var, bilmem ne silahlar var, yeni silahlar. Ama şey işgal edemediler. Bizde ne var? Sadece kılıç falan var yani. En fazla olan şu oklar.
nasıl risk edememişler diye onlar da düşündü ve sonradan kendi ülkesini götürmeye başladılar Nepalilere şey olarak, ordu olarak, savaşçı olarak. Ve maalesef şu Çanakkale şeyde savaşında Nepalilere kullanmışlar. Türklere karşısında. Yani zaten biliyorsunuz değil mi? Orada Çanakkale'de hem Avustralya'dan, Yeni Zelanda her yerden getirmişler. Yani nasıl olsa zar zor bunları şey yapalım diye. Ama işte yaşasın değil mi Türkiye? Eyvallah. Gidelim. Bu da bizim alfabemiz. Okuyabiliyor musunuz? Biraz ben öğreteyim o zaman size. Şu köşedeki K yani K. Biz diyoruz K diyoruz ya. Biz buna K diyoruz. Ondan sonra H. H zaten yok Türkçe'de. Bir sürü şeyler yok. Ve ondan sonra herhangi bir harfin şeyi var. 12 farklı ses var. Herhangi. 12 hatta eski gramere gidersek 14 farklı ses oluyor. Her şeyin. Her harfin. Öyle yaparsak neredeyse 450 falan yapıyor yani. Farklı sesler. Aşağıdaki de şeyler, numaralar, sayılar. 0, 1 ama bizde 0, 1 yok. Bizimki şeye benziyor. Zaten dedim ya size Sanskritçe ve Farsça ile bir ilişki var diye. Ondan dolayı şeyi Farsça bilenler veya zaten bildiğim kadarıyla Kürtçe'nin şey sayılarda Farsça'ya çok benziyor değil mi? Belki anlarsınız o zaman dediğimde. Şunya oluyor. Koçya'daki şunya. Ek, dui, din, çar, pat, to, sat, ar, no. Benziyor değil mi? Evet. Geri gidiyor mu abi? Şu da yani burada yazıyor tabii okuyamazsınız. Ben biraz anlatayım size. Feride Devsi Baylo Şaili diyor burada. Feride Devsi Baylo nasıl bir şey anlatayım size ilk başta. Nepal'in böyle bir kutlama var. Şu yani şey benzetmeye çalışırsanız Halloween var ya İngiltere veya yani Hristiyanların şu kutladığı Halloween. Halloween'e benzer bir şey ama çok yani değişik bir şey aynı zamanda. Çocuklar genelde her kapıya önüne gidiyor, şarkı falan söylüyorlar, dans falan yiyorlar. Ondan sonra şeker, para falan topluyorlar, gidiyorlar. O tarz bir şey. Devsi Veli, onun hakkında bir haber ediyor. Orada zaten görürsünüz, oynuyorlar orada. Geçelim abi. Hafif de size bizim takvimimiz hakkında anlatayım. Şu an bizim Nepal'de, şu an yani 2075 yıl yani. Biz daha çok gerideyiz değil mi? Burada yani burada. 2018 değil mi? 75 orada. 2075. Bu da şeye göre. Bikram Samba diye bizim ayrı bir takvimimiz var. O da yani çok enteresan bir şey sistem var orada. Hem ay takvimidir ama aynı zamanda şu geri kalan günler oluyor ya sonradan ekleniyor. Mesela Şubat. Şubat'ta kaç günlük bir ay? 28 falan değil mi? Bizde ikinci ay 32 falan da oluyor. 32 de oluyor. Geçeyim abi. Şimdi diller. Zaten size dedim 123'ten fazla dil falan konuşuluyor. Ve çoğu yani Nepal'in çoğu oradaki halk Nepalce anlarlar, konuşurlar. Onun yanında bölgesel veya bazen mesela Nepal'de Urduca bilenler sadece Müslümanlar oluyor genelde. Onun bir hikayesi de var. Eskiden Nepalce böyle dinle alakalı Nepalce kitapları yoktu. O zaman Nepal'daki alimler ne yapıyordu? Şey, kitapları Hindistan'dan. O zamandaki yani Hindistan şu andaki şu Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ile beraber oluyor. Belki biliyorsunuzdur onu. Orada böyle ayrım falan olmuştu bir zamanlar. Şimdi oradan getiriyorlardı şu kitapları ve hatta şu an orada şu camilerde verilen hutbeler falan Urduca'da oluyor hala. Geçelim. Öyle şeydi. Geri. Yani mesela bunlardan bildiğim şu ilerideki 3 taneyi biliyorum. Şu arkadaki Urdu'yu biliyorum. Ve İngilizce falan var. Tamam. Hindistan'daki yani çoğu değil de bir şey çoğunluk diyelim. Şeydir. Hindular. Nepal'de de aynı. Hatta Nepal şeydir. Hinduların en kutsal yerleri şeydi. Nepal'de şu an. Aynı zamanda Müslümanlar şey Budistler var aynı zamanda. Yani ilginç bir olay. Yani Buda'nın doğum yeri Nepal. Nepal'in nüfusu yani %10 falan Budistler. Başka ülkelere gidiyorsun. Daha fazla Budistler var değil mi?
Mesela Çin falan gidersen çoğu Budistler. Aynı zamanda Müslümanlar da %4.7-6 ile arası. Ve çok az şeyler var. Hristiyanlar %1 falan derin. Ve şu köşede gördüğünüz böyle 3.4 var ya. Onlar kabileler. Hala kabileler yaşıyor şeyde Nepal'de. Hatta öyle bir kabile var ki şu an bile şeyde yaşıyorlar. Ormanda yaşıyorlar. Geçenlerde bizim başbakanla şey görüşmeye gelmişti. Oradaki kral yani. Kral da çok acayip ilk kere şeye binmiş. Arabaya ilk kere binmiş yani. Öyle bir kraldı. Geçelim. Şimdi ekonomi, Nepal'in ekonomisinden biraz bahsedelim. Nepal'in gelir kaynaklarının en büyük katkısı tarımdan oluyor. Şu aşağıdaki ovalardan bahsedeyim mi? O ovalardan çoğu geliyor. Aynı zamanda şu dağlar falan olduğu için, çok dağlı bir ülke olduğu için gelen turistler de çok fazla oluyor. Neredeyse Nepal'in ekonomisinin %25'i turizmden geliyor. Geçelim abi. Şimdi oradaki meşhur yerleri, yani dedim ya turistler geliyor. Geliyor da nereye gidiyor acaba değil mi? Onları göstereyim size. Geçelim abi. Bu da Kathmandu, Basantapur, Darbar Sarayı demek. Şey Farsça'da vardı belki. Bilen varsa Darbar Sarayı demek. Kathmandu Darbar Square diyoruz. Onu bir göz böyle. Şu sağdaki bir tapınaktır. İlginç bir yapı değil mi? Böyle bir daha önce görmüş müydünüz? Yoktu. Şu sağdaki de bir tapınaktı. Soldaki de eskiden bir saraydı. Hanuman Doka diye. Hanuman Doka şu an müze olarak. Eğer gelirseniz gezdireyim size. Orası bir müze. Yani çok ilginç şeyler var hakikaten. Geçelim abi. Bu da Kathmandu'nun şu az önce gösterdim ya bir tapınak. Onun yanında başka bir tapınak bu. Ve sadece ahşaptan yapılmış bu. Tahtaya oluyor ya. Ahşaptan yapılmış ve o ahşaplarda sadece bir şeyden, ağaçtan alınmış. Yani ne kadar büyük olabilir? Düşünün. Hem de aynı zamanda Kastamonu'dan Kathmandu geliyor diye söylenir. Geçelim abi. Bu da başka bir görüntü. Şu az önceki şu beyaz bina vardı ya, saray dedim. Onun arkasındaki bu yapı. Geçelim abi. Bu da yeni. Bizim Dolmabahçe. Yeni saray bu. Bu da Patan'da böyle. Çok benziyor değil mi? Size göre şey olabilir. Yani ilk geldiğimde ben de bakıyorum Süleymaniye aynı, Sultanahmet aynı. Ne fark var diyorum. Sizi belki gördüğünüzde şey olabilir. Ama fark var tabii ki. Bu da Vaktapur Darbar Square. Saray meydanı. Soymunat Tapınağı. Hatta buna şey denir. Maymun Tapınağı da denir buna. Oraya giderseniz insanların fazla maymunlar görürsünüz. Ve sakın elinde şey olmasın. Su veya yemek falan olmasın. Geçen ne oldu? Burada bir olay anlatayım size. Arkadaşım telefon başına böyle konuşuyor, tamam mı? Ta böyle arkasına gelmiş. Şey bir maymun telefonu çaldı böyle. Ondan sonra neyse yani aldı da gitsin. Yok gitmiyor. Adamdan dalga geçiyor böyle. Al diyor. Adam elini uzatıyor yine çöküyor. Çok ilginç hayvanlar. Nasıl görüntü, iyi mi? Güzel değil mi? Çok güzel, evet. Burası da Feva Gölü, Pokhara'da bulunuyor. İleri biraz alalım mı abi? Yok burada yokmuş. Geri gidelim. Şu gölün böyle ortasında bir küçük bir ada var yani. Tam şey gibi. Kız Kulesi var, Kulesi var ya bizim buradaki. Küçük, çok küçük bir şey var, ada var. Onun tam ortasında bir tapınak var Hinduların. Ve geçen geldiğinde böyle ben şeyle gidiyorum, tekneyle gidiyorum böyle. Yanında da bir yılan böyle. Yüzüyor orada. Çok tehlikeli var. Ama gidenler şöyle diyor, oraya gidersen ve şu yani istediğin bir şeyin varsa o olur diye falan, yani öyle mitolojik falan var. Geçelim ben bu. Burada Pokhara'da bulunan Machapuchire Dağı. Machapuchire'yi size biraz anlatayım. Burada çok net değil. Ama internetten bakarsanız şu tepenin zirvesi, şu Himalaya'nın dağın zirvesi tam balık kuyruğu oluyor ya, balık kuyruğuna benziyor. Bizim dilimizde Machapuchire'de balık kuyruğu demek aslında. Geçelim abi. Oo, bu ne?
Türkiye'de yok. Aslında böyle bir imkanı var. Hatta 2 sene önce ben memleketimdeyken 2 Türk arkadaş gitmişti buradan Nepal'e. Onlara bindirecektim ama şöyle oldu. Binme saati de 4 gibiydi. Adamın uçağı 3.5 gibi. Yani binemediler. Ama bunu hakikaten yapabiliyoruz oradan. Şey, filin üstünü biniyorsunuz ve şeyi gezdiriyorlar. Tüm ormanı gezdiriyorlar. Oradaki kaplan, maplan her şeyi görürsünüz. Safari yani. Fil safarisi bu. Şu köşedeki de gergedan. Türkiye'de yok tabii. Değil mi? Ama bizim oraya gelirsiniz görürsünüz. Görürsünüz hatta YouTube'a girin. Orada yazın. Rhino. Rhino yazın. Nepal Street yazın. Orada görürsünüz. Adam, şu gergedanlar sokakta yürüyor böyle. Çok enteresan bir memleket. Geçelim ya. Bu mükemmel bir şey. Bu 80'lerde, 1980'lerde Nepal'de yani yeni bir şey, yani ne diyeyim, icat edilmiş belki diyeyim. Bir yeni bir oyun icat edildi ve bunun şeyi de başlığı da şu an Nepal'da. Onlar yönetiyor bunları. Katılanlardan İngiltere var, Avustralya, Tayland, Yeni Zelanda, bunlar katılıyor bu oyuna. Fil polosu. Genel polo var, böyle ata biniyorlar. Bizim orada az belki şey atlar belki azdır. Ondan sonra file binmeye başladılar. File biniyorlar ve 2 metrelik şu polo sopası oluyor değil mi? O sopada yaklaşık böyle 2 metrelik. 2 metrelik bir şeyi böyle sallayarak topa vurmak zor bir olay. Ve en zoru ve en ilginci nedir biliyor musunuz? Filler koşuyor orada. Bir geçeyim abi. Bir enteresan başka şey de var. Şeydir. Daha önce şu top geçelim abi. Geriye. Orada görünmüyor ama polo topu şu kadar oluyor. Şu kadarcık bir şey. Ama diyorlar ki bir file bilen şu topu nasıl vurur, nasıl görür diye. Tamam, o zaman biz futbol kullanalım dediler. Futbol kullandılar. Ama bakıyorlar ki oyuncular başlamadan file oynamaya başlıyor şey futbol. Ondan sonra futbolu kaldırdılar. Yine şu eski polo topu getirdiler. Geçelim hemen. Az önce bahsettiğim şu Buda'nın doğum yeri. Aslında burası. Burası Buda'nın doğum yeri. Dediğim gibi ilk başta şu Siddhartha Gautam diye. Buda şeydir, bir prenstir. Onun sarayıdır bu. Bundan çıktı, dışarı çıktı. Şey için, aydınlanma için. Geçelim abi. Burası en mükemmel yer. Hatta şu an sanki Nepal'de bir yarış var. Herkes buraya gitmek istiyor. O da motoruyla. Motoruyla gidiyoruz oraya. Buna şey diyor. Himalayaların karşısındaki şey diyor. Vatan denir buna. Himalayalar bir yana. Yani en şeydi, kuzeyde. Nepal'in en kuzeyde şey var. Himalayaları. Ama bu yer Mustang yer. Şu araba değil. Mustang arabası değil. Tamam. Yer bu. Nepal'in bir yeri. Ve çok mükemmel, harika bir yer burası. Geçelim abi. Böyle. Yani Mustang böyledir. Geçelim abi. Az önce size bahsettim. Hinduların en kutsal yerleri Nepal'de bulunuyor diye. Onlardan bir tane. Zaten tapınaklar çok. O tapınaklar genelde Hinduların tapınağı. Yani Hinduların tapınağı oluyor. Ve onlardan birisi de bu yani. Janaki Mandir diyoruz. Mandir demek tapınağı. Geçelim. Hiç sevmedim. Yani bahsetmeyi sevmedim ama en sevdiğim yemekler burada. Yani özlüyorum onları çok. Şu soldaki kahvaltılık oluyor aslında. Yani bizim orada çok enteresan bir şey var. Sabah şu Urfa gibi, Urfa Adana gibi kahvaltıda bile et yerler bizimki. Bizimkiler öyle. Şu geçelim abi. Biraz anlatayım. Ya özledim bu yemeği. Geri. Yani görüyorsun değil mi orada? Anlatmana gerek yok. Var mı? Tamam. Tamam, geçelim. Şu sağdaki damat yemeği denir buna. Bizim orada damat dedi çok yani şeye gidiyor ya, kaynevine giderse herkes böyle o damat sanki kral gelmiş gibi öyle davranmaya başlıyorlar. Özel yemekler falan yapılıyor ve böyle bir tabak yapılıyor. Sağdaki, soldaki normal tabak. Soldaki normal tabak. Şaşırmayın. Geçelim abi.
Ve bunlar da şeydi yani böyle sokak yemeği denir ya, böyle yürürken gördün, aldın, gittin. Take away gibi tarz bir şey. Çok meşhur orada. Çok meşhur. Buna momo diyoruz. Bildiğin şu mantı ama bunlar etli oluyor, hem de büyük oluyor. Şu kadarcık bir şey. Ve içi dolu yani. Baharatlar ve et falan. Baharatlardan bahsederken şey diyeyim size. Bizimki şu Hindistan gibi çok baharatlı olmuyor. Yukarısı şey Çin, aşağıda Hindistan değil mi? Ortasında böyle normal, orta şekerli diyoruz ya. O tarz bir şey. Orta baharatlı diyelim. Geçelim. Oo. Türklerde böyle bir söz var. Yani yoğurt bize ait diye. Değil mi? Ama kusura bakmayın. Bizde de vardı. Belki bilmiyorsunuzdur. Bizde de vardı. Bizimki orada şey, şu çobanlık falan vardı çünkü. Yani hatta Nepal kendisi bir teorisine göre ne dediğin şey oluyor. İnek oluyor. Pal da yani bakmak demek. İneklere bakanların şeyi, vatanıdır diye bilinen bir teori de var. Ona göre şu inek manda falan olduğu için süt vardı. Süt olan yerde tabii ki yoğurt olur değil mi? Ve inanın bana böyle bir şey yok. Yani bu soldaki cücü doğu diyoruz buna. Böyle bir şey yok. Yani çok şu kadar kalın bir kaymak oluyor. Kaymak tabii. Nasıl? Yoğurt karda deniyor, yoğurt da deniyor ama bizde farklı bir şey adı var. Dahi diyoruz. İngilizce'de böyle bir şey de var. Daughter diye bir şey var. İngilizce'de... Tamam. Olabilir, olabilir. Ben tartışmam bu konuyla. Siz de olabilir ama siz daha oraya gitmemişsiniz o zamanlar. Şu soldaki de simit değildi. Nepal'i çok az gitmişler. Çok biraz çok değil. Hindistan'a bağlı değil mi hepsi Nepal? Yok. Pakistan. Nepal değildi hocam. Nepal çok hep bağımsızdı. Hatta ilk başta anlattım size Nepal'in bağımsız günü yok. Şu sağdaki şey değildi. Simit değil. Bu daha şekerli bir şey. Geçelim abi. Burada tatlılar. Yani tatlılardan biraz bahsedeyim. Şurada. Tatlı orada değil, burada. Tatlılardan bahsedeyim. Şeyde, Türkiye'de gördüğüm kadarıyla tatlılar şey oluyor. Şerbetli falan oluyor. Bizim orada sütten yapılıyor genelde. Sütlü oluyor şeyler. Nasıl? Sütlaç, biz de şey, yan yemeği olarak geçiyor aslında. Yan yani, ana yemeği değil. Şu Hinduların bir, yani zaten Müslümanların, Hristiyanların bayramları görmüşsünüzdür değil mi? Nasıl olduğunu. Size de biraz Hinduların şeyden bahsedeyim, bayramlardan bahsedeyim. Şu soldaki her böyle Dasayın, Dasayı diye bir 10 günlük bir bayram oluyor Hinduların. Orada her yerde böyle bir şey bulursunuz. İsteyen gidiyor, oynuyor para vermeden. Beleş. Sağdaki de pirinç. Pirinç. Ondan sonra yoğurt. Yoğurt. Ve bir türlü renkten, kırmızı renkten bir böyle karıştırıp bir şey yapıyorlar. Tika diyorlar. Tika da tam buraya koyuyorlar. Belki görmüşsünüz bu Hint filmlerde. Tam buraya koyuyorlar. Ama bu özel yapılıyor. Bu yeşil olan da ottur. Ot nasıl bir ot? Şeyden pirinç. Pirinci şeydi yani çok böyle ot şeklinde olan bir şey. Bunu da saklanıyor. 10 gün önce saklanıyor şeyde evlerde. Ve biraz böyle şey oluyor, sarı. Görürsünüz böyle tam yeşil değil, hafif sarı gibi bir şey. Ondan sonra buraya takıyorlar. Yani çok Hintuların çok mitoloji var yani. Her şeyin arkasında böyle mitoloji, bir mit oluyor. Yani
Bu da şeydi yani, nasıl söyleyeyim, stres falan atıyor diye bir şey var bunun. Geçelim abi. Bu da kasmanızda bulunan bir etnik grup. Nevarların şeyiydi bu. Kutlaması, Gajatra diye. Gajatra aslında ne? Hindularda böyle bir sistem var. Hindular mesela eğer biri ölürse, yani biri vefat ederse evinde, bir yıl boyunca bir kutlama falan, hiçbir kutlamaya gitmezler. Kutlamazlar. Bir yıl boyunca. Kimse kutlamıyor yani, hiçbir bayram falan kutlamıyorlar. Ondan sonra ta bir yıl geçiyor ya, bugün yani Gajatra, o Nevarlar genelde yapıyor bunu. Nevarlar Gajatra ne yapıyorlar? O gün çıkıyorlar, herkes çıkıyor. Herkesin evinde böyle komik bir şey alıyorlar. Şu karnival belki duymuşsunuzdur. Bazı yerlerde karnival falan oluyor. Şimdi böyle çok enteresan şekil falan yapıyorlar böyle. Maske falan takıyorlar. Ondan sonra sokakta böyle yürüyorlar. Komik şeyler yani böyle jest falan yaparlar. Öyle bir bayramdır bu. Geçelim. Bu da geleneksel kıyafetimiz. Şu sağdaki sari diyoruz. Ve soldaki de baku. Sağdaki şu filmlerde, Hint filmlerde gördünüz. Çok süslü böyle uzun olan, ne diyeyim, çarşaf mı diyeyim? Yok, çarşaf değil, o sariydi. Ve sarıyorlar ve böyle örtüyorlar kendini. Soldaki de, onlar genelde Hindular giyerler. Sağdaki de Budistler giyer bu tarz bir kıyafet. Ama artık şey oldu yani, her yerde kot pantolon ve tişört falan her yerde yaygın oldu. Geçeyim abi bir de. Bir de çok net görünmüyor diye biliyorum, oradan görünüyor mu? Bu da yani günlük böyle oluyor genelde. Kurta salvar diyoruz buna biz. Ya kamis salvar diyenler de var. Hatta sadece Nepal'de değil, tüm Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal dahil çok yaygın bir kıyafetti. Geçelim abi. Bu da yani giydiğime biraz benziyor değil mi? Şu solda. Aynısı mı? Eyvallah. Ama şapkası farklı. Fark ettiyseniz. Ayakkabı. He? Yok. O şey var. Şu kırmızı olan var ya. Şu giydiği kırmızı beyaz karışık böyle. Onlar şeydi. Genelde nasıl söyleyeyim? Daha böyle yani Hinduların dini adamlar genelde giyiyor. Bu da bir bölgeye ait. Siyah olan da bir bölgeye ait. Badgavle diyoruz buna. Ona da Dhaka topi diyoruz. Şurada yani Nevarların giyiş bu. Nevarların giydiği kıyafeti. Geçeyim abi. He, normalde de böyle yani. Hep öyle süslü olmuyor. Adamı biliyorsun değil mi? Morgan Freeman geçen hafta Nepal'daydı. Bunun bir şey geliyor, belgesel geliyor. Story of Gods diye. Onun çekimi için gitmişti oraya. Evet, şimdi turizm, Nepal turizm sektöründen biraz bahsedelim size. Everest'i zaten biliyorsunuz değil mi? Çıkmak isteyen var mı oraya? Dağcılık falan seven var mı? Dağcılık seven için yani mükemmel bir yerdi Nepal. Böyle şeyler de var. Dağ uçuşları da var. Yani biletini alıyorsun, ta böyle dağlardan gezdiriyor sizi. Geçelim. Rafting. Rafting duydunuz mu daha önce? Çok heyecanlı bir şey değil mi? Zaten böyledi. Nepal'in genişliği yaklaşık 250 kilometre. Şimdi şu 250 kilometre arasında yüksekliği ne kadar değişiyor biliyor musunuz? Yani 140 metreden 8848 metre yükseliyor. Şimdi şu kadar çok kısa bir mesafede böyle bir yükseliş olursa tabii ki çok böyle dik olur değil mi? Ondan nehirler çok böyle hızlı akıyor. Çok hızlı. Ve rafting tabii ki hızlı suda mükemmel olur değil mi? Geçelim. Yamaç parasutu. Çok şey, Pokhara az önce size bahsettim ya. Orada yamaç parasutu, ondan sonra bungee jump. Bungee jump yapan var mı aramızda? Yok mu? Oo, mükemmel bir şey. Bungee jump. Ondan sonra mountain cycling veya dağ bisikleti falan. Ve Türkiye ile Nepal arasında böyle diplomatik ilişkiler, size anlatayım.
1962 yılında diplomatik şeyler kuruldu, ilişkiler. Türkiye sağ olsun çok böyle Nepal'de yani çok dağlı falan olduğu için felaketler oluyor ara sıra. Az çok böyle yağmur yağdığı bile yani sel falan basıyor. O anlarda hem de şu 2015'te olduğu 8.3 kuvvetli bir depremde bile Türkiye çok yardım etmişti bile. Sağ olsun Türkiye. Ondan sonra da maalesef çok zor bir durum var aramızda. Henüz bir büyükelçiliğimiz yok yani aramızda. Onun için Türkiye'ye gelmek isteyen bir Nepalli ilk önce Yeni Delhi'ye uğrar. Oradan vize alıp öyle gelir. İnşallah kısa bir zamanda şey olursa, büyükelçiliğimiz falan olursa biz de sık sık buraya geliriz. Sizi de oraya davet ederiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.